Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü arttırmak için çalışmalara devam eden savunma sanayi sektörümüz, birbirinden güçlü ve ilginç silah sistemlerini üretmeye devam ediyor. Ülkemizin bu çabasını engellemek için ambargo üstüne ambargo koyan Batı devletleri ise Türk savunma sanayinin üretim kapasitesini düşürmenin planlarını yapıyor. Bu videomuzda Türkiye'ye dost deyip arkamızdan her işi çeviren ABD'yi en çok korkutan 10 milli silah sistemini sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz. 1. Tayfun Balistik Füzesi. Türkiye'nin ilk test atışında 561 kilometre mesafedeki hedefi imha edebilen en uzun menzilli füzesi Tayfun, çok yakında tamamlanarak envantere girecek. Füzenin en dikkat çeken özelliğini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıkladı ve füzenin menzilinin en az 1000 kilometre olacağını resmen ilan etti. 2. Lentatec Kargı Dolanan Mühimmat. Türk savunma sanayi tarafından geliştirilen milli kamikaze insansız hava aracı olan Kargı, İsrail yapımı Harpi ve Haroplara yerli bir alternatif olarak geliştirildi. Roket motoruyla fırlatılan ve üzerindeki radyo frekans arayıcı başlıkta hedefini bulabilen Lentatec Kargı Dolanan Mühimmat'ın bu sene envantere girmesi ve 500 kilometre civarında menzile sahip olması bekleniyor. 3. TCG Piri Reis Denizaltısı. Türkiye'nin milli denizaltı projesi olan Reis sınıfının ilk gemisi olan TCG Piri Reis 2023 yılı bitmeden envantere giriyor. Havadan bağımsız tahrik sistemi, gelişmiş silah ve sensörleriyle modern bir denizaltı olan TCG Piri Reis'in ardından her sene bir adet Reis sınıfı denizaltı envantere girecek. 4. Aselsan Koral 2. Koral 2 elektronik harp sistemi, Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği Koral platformunun geliştirilmiş yeni versiyonu. Aselsan tarafından üretilen düşman radarlarını tespit edip bozup kandırabilme kabiliyetiyle ön plana çıkan Koral 2, düşmana ait tüm elektronik iletişimi de köreltme imkanını Türk ordusuna sunacak. 5. Gökdoğan Füzesi. Türkiye'nin milli hava füzelerinden Gökdoğan, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. Aktif radar güdüm sistemiyle hedefi takip edebilen, 100 km menziliyle uzun mesafe hava çatışmalarında kullanılabilecek olan Gökdoğan füzesinin F-16, Hürjet ve Milli Muharip uçaklara entegre edilmesi, ayrıca Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızıl Elma'ya da takılması bekleniyor. 6. Kara Atmaca Füzesi. Türkiye'nin milli karadan ateşlenen seyir füzesi Kara Atmaca, Roketsan tarafından geliştirildi. Aktif radar güdüm sistemiyle hedefini bulan uzun menzilli, su üstü harbi ve kara hedeflerini vurma görevlerinde kullanılabilecek olan Kara Atmaca, aynı zamanda Türkiye'nin bu alandaki ilk projesi. 7. Roketsan Akya Torpido. Türkiye'nin milli ağır sınıf torpidosu Akya envantere girmeye hazırlanıyor. Roketsan tarafından geliştirilen akustik güdüm sistemiyle hedefi takip edebilen, denizaltı savunma harbi görevlerine kullanılabilen Akya Torpido'nun Reis sınıfı milli denizaltılara entegre edilmesi bekleniyor. 8. Alpagu Blok 2. Türkiye'nin yerli ve milli kamikaze insansız hava araçlarının en yenisi olan Alpagu Blok 2, STM tarafından geliştirildi. Elektrik motoruyla sessiz ve gizli hareket edebilen Alpagu Blok 2, otonom veya manuel olarak hedefi takip edebiliyor. Kale kollar, üst bölgeleri, kara araçları ve deniz platformlarına monte edilebilen Alpagu, düşmana geçit vermeyecek. 9. Alka Nev Yönlendirilmiş Enerji Silahı. Türkiye'nin yönlendirilmiş enerji silah ailesine yeni katılan Alka Nev, Roketsan tarafından geliştirildi. Lazer ışınıyla hedefi yok edebilen ve insansız hava araçlarıyla roketler ve hava mermileri gibi tehditlere karşı kullanılacak olan bu yeni silahın da çok yakında devreye alınması bekleniyor. 10. TRG 230 İHA Projesi. Türkiye'nin yerli ve milli havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG 230 İHA, Roketsan tarafından geliştirildi. Aktif güdüm sistemiyle hedefini rahat bir şekilde bulabilen ve inanılmaz yüksek hızlara çıkabilen TRG 230 İHA, son yapılan test atışlarında 140 km mesafedeki hedefi vurmayı başarmıştı.
Milli teknoloji hamlesinin meyvelerini toplamaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri'ni en çok korkutan 10 müthiş yerli silah projesi böyleydi. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir NATO müttefiki olarak görse de arkamızdan her türlü işi çevirmekten de geri kalmıyor. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almamızı bahane eden Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Cumhuriyeti'ni KATSA yaptırımları, yani Amerika'nın hasımlarıyla mücadele yasasının kapsamı içerisine aldı ve resmi olarak düşman ilan etmekten beter etti. Şu an Amerika Birleşik Devletleri ve onun müttefiklerinden hiçbir surette silah sistemi satın alamıyor, alt sistem tedarik edemiyor, teknoloji transferi yapamıyoruz. Bu sayede Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayi üretimini durdurmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri, istediği kadar uğraşsın, Türkiye Cumhuriyeti geri adım atmıyor. Yıllardır devam eden ambargo ve yaptırımlara karşılık Türkiye Cumhuriyeti yerli ve milli üretimden yana çalışmalarını ve çabalarını sürdürüyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın öncülüğü ve koordinasyonları altında 750'den fazla savunma sanayi projesi eş zamanlı bir şekilde devam ettiriliyor ve Türkiye Cumhuriyeti tüm bu savunma sanayi projelerini kendi öz kaynaklarını ve teknolojisini kullanarak hiçbir dış etkenden yardım almadan gerçekleştiriyor ve bu sayede Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayindeki yerlilik oranı %80 seviyesinin üzerine çıkıyor. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin hedefi savunma sanayinde %100 yerli ve milli üretime geçebilmek ve bunun için de büyük ihtimalle ambargo koyan Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyasına bir teşekkür borçluyuz diyelim. Peki siz bu 10 müthiş silah sisteminden en çok hangisini beğendiniz? Lütfen yorumlarınızı yazın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Yaga Hulk.